Demek cennet bitmez. Mana endi cennetning nomlari. Birincisi Firdavs. O uyni burchagida iblis turibdi, shayton. Barmog'ini ishlab turibdi iblis. Ha, Ahmad, qutulib ketding ha. Erkak ayol bir yerda bo'lsa, birini avratiga ikkinchisini ko'zi tushmaydimi? Dedilar. Ulardan ba'zilari to'piqlargacha ter ichida bo'ladi, ba'zilari tizzalarigacha, ba'zilari bellarigacha, ba'zilari esa ter mutlaqo ularni jilovlab qo'yadi. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sebep siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Ning narxi muhim emas, eng qimmat sovg'alaringizdan ko'rsating deb iltimos qilishadi. Mana shu iltimosiga binoan juda ham go'zal holatda 2 kishilik musofir farzandingizdan otajon, onajon nomli Qur'on kitob naburimiz, turetski doppi hamda ro'mollari, yumshoqqina joy namozlari, elektron tasbih, mushka anbar, Qur'on kitob arabchasi hamda o'zbekchaga tarjima qilingan varianti, Zamzam suvi, juda ham ko'p assortiment to'plamlaridan tashkil topgan. Ushbu sovg'ani bir kishilik varianti kerak bo'lsa, yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz uchun bir kishilik variantlari tayyor bo'lgan, xohlovchilar uchun kaba shaklidagi naborlarda ham yetkazib berish imkoniyatimiz mavjud. Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Vessalatu vesselamu ala ashrafil mursalin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Allahumma allimna ma yenfa'una Ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma Allahumma arina al-haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a Ve arina al-batila batilan ve rzuqna ijtinaba Ve ce'alna mimma yestemi'una al-qawla fe yettabi'una ahsana Ve adkhilna bi rahmatike fi ibadike s-salihin Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuh Allah kıyamet gününde adalet kısa Hiç kim cennetga kirmaydi. Adolat nima edi? Siz nimaga loyiq bo'lsa, shuni bersa adolat bo'ladi. 100 mingga yopib beradi mana tomni. Yopib berdi. 100 mingni berdingiz. Bu adolat bo'ldi. U haqqini oldi. Endi 10 ming qo'shib berdingiz. Bu fazilat. Mana shu uyning egasi sizga fazilat ko'rsatdi. Loyiq emas siz 10 mingga, siz 100 minglisiz. Lekin 10 mingni nima qildi? Jannatga Allohning fazli bilan kiramiz. Ammo kirgandan keyin bandalarning dunyoda qilgan amallariga qarab turib darajasi belgilanar ekan demak. Dunyoda solih amallarni ko'proq qilganlarning jannatdagi darajasi o'z-o'zidan ma'lum bo'lyapti. Yuqoriroq bo'ladi. Amali ozroq bo'lganlar quyiroq bo'ladi, pastroq bo'ladi. Jannat so'zi lug'atda bog' ma'nosini bildiradi. Yana to'silgan degan so'zdan olingan. Cin sözü yani buradalar tosulgen deyen sözden alingen. Siz bilen bizi közümüzden tosulgenlik için cin. Cinli ya ki cinlilik hem bana şu manada boladı da bana şu cinlilik deyen vasfiye gibi okuyan adam kalbi yakşı buna yamanını acilat olmaya koladı. Şunun için cinli değiller. Hani cennet, cin, cinli deyen söz aslı demeyken tosulgen deyen söz eken. Mükafatları cennet bugün Salih bandalar mana Alloh taolaning jannatiga kiradi. Jannat deb nomlanishi unga kirgan kishilarni daraxtlar to'sib turgani yoki u joyda beriladigan mukofotlar to unga kirguncha to'silgani uchundir ham deyiladi. Mana endi matnda jannat deyildi. Ya'ni jannatlar dedi. Demek jannat bitta emas. Mana endi jannatning nomlari Birincisi Firdavs. Bog'u boston ma'nosida. Astagfirullah. Innal ladina amanu va amilus solihati kanat lahum jannatul firdavsi nuzula. Albatta iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilgan zotlar uchun Firdavs bog'lari manzil bo'lur. Ikkinchisi Adn. Jannatning ikkinchi ati Adn. Vatan tutmoq. Estadu billah Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadhalika yazillahu al-muttaqin Islab qolamiz birinchisi Firdavs ikincisi Adn Ular ostidan anhorlar oqib turadigan mangu jannatlarga kirurki ular uchun u yerda xohlagan narsalari bordir
takvodorlarni ta Alloh taolo mana shunday mukofotlaydi. Firdaus Adam. Uchinchisi Na'im. Huzur halovat. Astagfirullah. Innal lil muttaqina 'inda robbihim jannatin na'im. Albatta takvodorlar uchun Parvardigorlari huzurida ne'mat bog'lari bordir. Firdaus Adam Na'im. To'rtinchisi Xuld. Mangulik. Estağfirullah. Kul azalike hayrun am cennatul huldi illeti vu'idel muttequn kânet lehum cezaen ve masira. Ey Muhammed Aleyhisselam, bunlar gayetin. Şu dozak yakşılak mı? Ya ki takvadarlarge vada kılıngan mangulik cenneti mi? Ular için mükafat netice bulur yedi. Firdaus adın Naim Huld. Beşincisi Ma'va. Tekis cay. Estağfirullah. Amma alladhina amanu ve amilu s-salihati falahum cennatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. İman keltirgan ve salih amallarını kılgan zatlar için kılgan amalları sebepli cennet maskenleri manzul bulur. Firdaus adın Huld Ma'wa. Altıncısı Darus Salam. Omonlik diyori. Estağfirullah. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ular uchun Parvardigorlari huzurida darus salom, tinchlik diyori, ya'ni jannat bordir. U zot Alloh qilib o'tgan yaxshi amallari sababli ularning do'stidir. Firdaus adam Na'im Ma'wa Huld darus salom. Mahallida qaysini so'sa ham, shu bitta zikr qilsak bo'ldi-da. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatlilarni birini martabasi bilan ikkinchi martabasining o'rtasida osmon bilan yerchalik masofa bor. Pastda turganlar tevadagilarning maqom martabasini ko'radi. Shu ko'rib turib havas qiladi. Lekin yeta olmaydi uyga. Nima sababli? Amallarning ozligi sababli. Amallarning ozligi sababli. 7-si Darul Muqoma. Turar joy. Astagfirullah. Allazi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Uzot bizlarni o'z fazli ila bir turar joyga joylashtirdiki, u yerda bizga charchoq yetmas, xorg'inlik ham yetmas. Mana birodarlar, jannatni ba'zilarini mana atlari. Qaysinisi bo'lsa ham mayli edi. Shu o'tib qolsak bo'ldi edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tiriligida jannati bashoratini eshitgan payg'ambarlardan keyingi eng yaxshi inson deyilgan Siddiq roziyallohu anhu qiyomatdan esalomon o'tib, tarozidan o'tib, Sirot ko'prigidan o'tib, odamlarni oldi berdisidan qutulib, jannatni ostonasidan o'ng oyog'i bilan oxlab kirib, bitta oyog'i tashqarida, chop oyog'i, bitta oyog'i ichkarida turar ekanman, Allohning makridan qo'rqaman. İkinci ayak kirmedi mi hala? Allah'ını makirden korkamayın. Çünkü Allah bir de makir kılıp çıkarıvarışı mümkün değildi. Babasam Resulullah'ın en yakın sahabası, Resulullah hiç kimse teyin kılmayan bu sahabasını. Şu kişi havatır hali yaptı. Bitti ayakı cennette dururken de. Ha biz buradalar, kuttu iki ayağımız bile cennette dururken de hatırcağımız. Allah'ı makirden, Allah'ı fitnesinden amanda bulamıyoruz buradalar. Hakkımız yok bize. İmam Ahmed ibn Hanbel vefat etken de, oğlu oturadı aldı da Abdullah. Bir hushidan ketadi İmam Ahmed, bir özge keladi. Ancha yotadi da özge keladi da hali yo'q. Hali yo'q deydi. Yana hushidan ketadi. Yana ozgina turib özge keladi. Yo'q hali. Yo'q hali yo'q deb o'zidan ketadi yana. Yana özge kelganda o'g'li nima deyapsiz dada? Nima deyapsiz? Hali yo'q deyapsiz, hali yo'q deyapsiz. Ey bolam, bilmayapsan nima bo'layotganini? Yo bilmayapman dedi. O uyda burchagida iblis turibdi, shayton. Bilasizlar İmam Ahmed'in üstünde qanaqa fitnalar bo'lgan. Barmog'ini ishlab turibdi iblis. Ha Ahmed, qutulib ketding ha? Qutulib ketding ha? Yani shuncha tuzoq qo'ydim, shuncha azoblarga qo'ydim, shuncha fitnalarga soldim, haqda turib qutulib ketding ha meni fitnamdan deganida aytayapman, yo'q, hali yo'q. Hali jonim tanamda turibdimi? Ruhum tanamda turibdimi? Hali fitnadan omonda emasman deyapti. Ma'qulmi?
Çünkü birodarlar, her günü biz mana şu narsani ismimizden çıkarmasligimiz kerak. Dünya fitnesi, ayollar fitnesi, mansab fitnesi, koyun ki fitne tolu yatıptı. Allah özü panah versin. Cennetilerin hursandchiligi, quvonchi hali cennetke kirmasdan avval başlanadı. Cennetin hidi 500 yıllık masafadan kep duradı genel Resulullah. Hidini hidegen de mazakılıçtı, hursand buluştu başlaydı. Şimdi cennetke kirişke izin verilgenden keyin hammaları hursandchiligden entikip unga yakınlaşadı. Cennet yeşilleri hem körünüp unga yakınlaşken sarı hursandchiligi ziyoda bolu boradı. Cennet yeşilleri açık turgan boladı. Bana cennetin korukçuları ular yakarıp sizlerge salamlar bolsun. Hoş geldiniz. Unga mangu kalıcı bolgan halinizde kirin diye alkışlar bulan kütüb aladılar. Estağfirullah. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun aleikum tibtum fadkhuluha khalidin. Zumar surasi. Parvardigorlaridan qo'rqgan taqvoli zotlar ham guruh-guruh holda jannatga boshlab borilur. Haydab boriladi, haydab borishadi. To qachoniki ular uning darvozalari ochilgan holda ekanligida yetib kelganlarida ochiq turibdi. Ve onun korukçuları sizlerge salam, hoş geldiniz. Bas, onge mangu kalıcı bolgan halinizde, kiriniz degenlere de ular behat şadlanırlar. Bana yanda cennetki kirişken eden keyin közü körmegen, kulağı işitmegen, sanab adağı yetip bulmayedigen uluğ nimetler ata kılınadı. Ana şu cennetki kireyken payetimizde bizge beriladigen birinci nimet. Bilesler mi nama? Estağfirullah. Ya ibadi la khaufun aleykumul yevma ve la entum tahzanun ellezine amanu bi ayatina ve kanu muslimin. O günde takva ahlige aytiladi. Ey bandalarım, bugün sizlerge khauf yoktur. Ve sizler asla gam çekmeysiz. Sizler dünyada ayetlerimizge iman keltirgen ve musulman bolgansız. Cennetke kirekken de udhuluha bi selamin aminin ayeti var. Unga salomat va xotirjam kirasizlar. Tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar. Jannatga kirayotganda sizga aytiladigan birinchi narsa tinch bo'lasan. Xavotiring bo'lmaydi, qo'rquving bo'lmaydi, g'aming bo'lmaydi. Bo'ldi, tugadi. U g'am, tashvish, taklifot xolisi bu yog'ida. Astagfirullah. Udkhulul jannata antum va azvojukum tuhbarun. O'zingiz ham, xotinlaringiz ham mamnunlik hollaringizda jannatga kiringiz. Ha, keni ham yoningizda bo'ladi. Unda qana bo'ladi domla xurayinlar bilan? U xotin turgan bo'lsa, u xurayin bo'lsa qana bo'ladi, birodar? Siz bu dunyodagi 55-56 kallangiz bilan u yerdagi narsani tushunaman deb harakat qilmang. Siz qanaqa tasavvur qilmang bir muammoni. Alloh taolo uni hal qilib qo'ygan bo'ladi. U xurdi ko'rmaydi ayolingiz. Cennette, birodarlar, köz körmegen, kulak eşitmegen, insanda akıllı bavar kımidiyen nimetler var değildi. Ha, eşitti ki, hurda bir eşittik. Anharda may akadı, anharda şarap akadı, anharda süt akadı, asal akadı dedi. Cenneti bende bir kuş üçgüdeyken de yiyişliydi haklasa, bitirlik öpket pişip düşerdi. Yarımı kovrulup, yarımı kaynatıp pişirilgen, yarımı düdülengen. Haliginden hohla genç yegenle kendi kuş bolu üçüp yetedi. Eşitti ki o. Demek ki hadiste kulak eşitmegen deyip ayetini yaptı dese. Buradalar o cennette nimetin hakikatini bolgende köremiz. Peygamberimizin o tarifleri siz bilen biz tasavvur kıladiyon sözler bilen yine boldu. Men hali yaş bolanımı salın ayetemen. Termizge kaynakçı yömelip keteken bolezge küyesen demişsiz. Kayt cani ağrıydı demişsiz. Neme deysiz? Papa. Papa deysiz. Çünkü o balaşı papanı düşünmedi. Üçün için papa değilsiz. Lillahil masalul a'la. Peygamberimizin o tarifleri siz bilen biz tasavvur kıladiyon sözler bilen yine boldu. Lekin bolganda köremiz. Biz öyle genden başkaça oladı üyede. Estağfirullah. Yutafu aleyhin bi sihafin min zahabin ve akvabin ve fiha ma teştekihil anfusu ve teladzul ayun ve antum fiha halidun.
Ve tilkel cennetu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ularga oltin laganlarda taomlar va qadahlarda sharoblar aylantirilur. U joyda ko'ngillar tilaydigan va ko'zlar lazzatlanadigan barcha narsa bordir. Sizlar u joyda mangu qolursiz. Qilib o'tgan amallaringiz uchun sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudur. Qilgan ishingizlarga yarasha deyapti-ku baribir. Yo'q, birodar, jannatga kirishingiz Alloh rahmati bilan bo'ldi. Darajangiz amalga yarasha bo'ldi. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, meros qilib berilgan jannat mana shu deyilyapti. Meros nima u? Kimdandir sizga qolgan narsa. Endi siz jannatga kirganingizda o'zingiz jannatingizga kirmadingizmi? Birodan qolganmi? Ha, birodan qolgan. Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga dedi: "Ey Odam, farzandlaringdan jahannam haqqini ajratib qo'y. Do'zax haqqini ajratib qo'y." Parvardigor, meni farzandlarimdan do'zax haqqi nima u deganida, mingta farzandingdan 999tasi do'zaxda, bittasi jannatda bo'ladi dedi. Bu hadislarni eshitib turib, yuragingiz orqaga tortib ketadi. Qo'rquvingiz ziyoda bo'ladi. Bir hadisni o'qiysiz, ko'ngliz cho'kib, bo'yningiz qisilib ketadi. Yana bir hadisni o'qiysiz, ko'ngliz ko'tariladi. Mo'min mana shunday yashash kerak. Allohning rahmatidan umidi bo'ladi. Allohning azobidan qo'rquvi bo'ladi. Xuddi qushning ikkita qanoti bo'lgandek, qo'rquv va umid bo'ladi, mo'min to'g'ri ketadi. Agar faqatgina Allohning rahmat haqidagi narsalar aytilinaversa, bandalar amalga beparvo bo'lib qoladi. Demak, bo'yiga 1000 ta odamda jannatda joy bor edi. Shundan 999tasi do'zaxga ketdimi? Endi bo'yiga bitta qolgan baxtli, jannati mo'min bandaga bo'yiga 999 tani yeri beriladi. Akalar, har bitta odamni biz tilda aytamiz, jannatda ham uchastkasi bor, do'zaxda ham uchastkasi bor. Alloh taolo odil zot. Ikkala tomondan unga joy ajratib qo'ygan. Dunyoda iymon keltirishi, solih amalni qilishi bilan jannatdagi joyini haq qilib, do'zaxdagi joyini bekor qiladi. Endi dunyoda kufroni ne'mat qilsa, kofir bo'ladigan bo'lsa, jannatdagi joyini bekor qilib, do'zaxdagi joyini haq qilib oladi. O'shuning uchun aytayapti. Uristumuha, sizlarga meros qilib berildi. Bitta odam mingta odamni joyini egallaydi. Umar ibn Xattob aytar ekan, agar yer yuzidagi hamma odamlar do'zaxga kirib, bittasi jannatga kiradi desa, o'sha bitta menmikanman deb orzu qilaman deydi. Endi 1000 ta odamdan 999tasi jannatga kirib, bittasi do'zaxga kiradi desa, o'sha bitta odam men bo'lib qolmasmikanman deb qo'rqaman deydi. Kim? Kim? Umar odil. Agar mendan keyin nabiy bo'lganida, deyapti Rasululloh, Umar bo'ladi deganlar. Nabiy bo'lmaydi payg'ambarimizdan keyin. Shu odam xavotir olgan shunchalik. A biz ozgina bir ihson qilib qo'ydik, bir qandaydir bir ko'zga ko'rinadigan yaxshilik qilib qo'ydik, bo'ldi, uje biz nimamiz? O'zini jannat sotib qo'ydi, bitta masjid qurib qo'ydi, bitta o'zichi. Gap yo'q uning. Mashinchi yetimni boqonini boqib qo'ydi. Qayoqdan bilasan Alloh qabul qildimikin sendan? Shuning uchun biz hech kimni jannatni ham deya olmaymiz. Hech kimni? Endi jannatlarga kirish Alloh taolaning fazli marhamati bilan bo'lsa, do'zaxga kirish Allohning adolati bilan bo'ladi. Alloh qiyomatda bizga adolat bilan hukm qilmasin. Alloh taolo bizga fazli bilan hukm qilsin. Agar adolati bilan hukm qilsa, hech kim jannatga kirmaydi. Yuqorida aytib o'tdik. Bu bayt yaxshilarga Alloh taoloning fazli marhamatiga erishishlarga ko'ra ne'mat darajalari bor. Kofirlarga esa u zotning adolatiga muvofiq tobora azoblarga sho'ng'ish bor ma'nosidadir. Kofirlarning azoblarga sho'ng'ishlari haqida Qur'onda xabar berilgan. Astadu billah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar va lan tajida lahum nasira. Nisa surasi. Albatta munofiqlar do'zaxning eng tubida bo'lurlar. Ularga o'shanda biror yordamchi topmassiz. Munofiqlar kofirlardan ham pastda bo'ladi. Mushriklardan ham pastda bo'ladi. Majusiylardan ham pastda bo'ladi. Dahriylardan ham pastda bo'ladi. Eng tagida jahannamda munofiqlar bo'ladi. Do'zaxning nomlari. Qur'on Karimda birodarlar do'zaxning nomlari quyidagicha bayon qilingan. Birinchisi jahannam, abadiy jazo diyori. Astag'firulloh.
İnnellezine fetenul mu'minine vel mu'minati summa lam yetubu felehum azabu cehennem ve lehum azabul hariq. Albatta mu'min ve mu'minalarını fitnege salıp sonra tavba kılmagan kimselerge cehennem azabı ve ular için ot azabı vardır. Demek cehennem. İkincisi lada, küşli alenge degen. Estağfirullah. Kella innaha lada nazza'atan lişşeva. Yok. Ahir o şunday dozaqdır ki terilerini sıdırıp oluçudur. Ma'arid surası. Üçüncüsü hutama, sindiruvchi, vayron qiluvchi, hutama. Kalla la yunbadanna fil hutama. Yo'q, qasamki albatta u hutamaga tashlanur. To'rtinchisi sa'ir, o'ta qizigan. Jahannamning yana bitta nomi sa'ir. Astagfirullah. Inna shaytona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Albatta shayton sizlarga dushmandir. Bas onu düşman tutunuz. O öz fırkasını, yani özge ergeçkenlerini sair ahlı buluşuna davet kılır. Beşincisi, sakar. Kattık küydürüp cizgana kılırcı. Estağfirullah, sauslihi sakar. Yakında men onu sakarda, yani cehennemde küydürecek mi? Altıncısı, cahil. Cahil. Öte ıssık olav. Ve innel fuccara lafi cahil. Facirler, kafirler ise dozaqdadırlar. Yettinci namı, Haviye. Kattı kızıgen ot. Fa ummuhu Haviye, ve ma adrake ma hiye, narun hamiye. Bas, onun anası Haviye'dir. O Haviye'nin kandey ekenini sizge neme bildirdi? O kattı kızıgen ottur. Demek buradalar? Yaxshiga mukofot, yomonga jazo beriladigan qiyomat kunida mana iymon keltirishdan, mana shu kunga iymon keltirishdan takabburlik qilganlarning boradigan oqibatlari mana shu bo'ladi. Qiyomat kunini borligi iymon keltirgan odam har bitta ishiga so'roq bo'ladi, mukofot jazo bo'ladi deb ishonadi. Shuning uchun bu odamning qorovuli o'zini qalbida bo'ladi. Unga kamera nablyudenani keragi yo'q. U Allohdan qo'rqib yashaydi. Kıyametin katta alametleri ham buradalar sodir bo'lganidan keyin Alloh taologa ma'lum bo'lgan bir kunda kıyamet günü boshlanadi. Daccal çıktı, Dabba çıktı, Ya'juj Ma'juj, İsa aleyhisselam kün teskarisidan çıktı, kalimaga odam qolmadi. Mana kıyametin katta alametleri ham bo'lib bitti. Mana endi kıyamet günü bo'ladi. Agar kıyametin voqe'i bo'lishi haqidagi haberlarga qaraydigan bo'lsak, ular quyidagi tartibda bo'lishi ma'lum bo'ladi. Birinchisi, Isrofil alayhissalom Allohning amri bilan surga puflaydi. Puflaganidan keyin yer osmonlar o'zgarib ketadi. Astagfirullah. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was-samawat va barazu lillahil wahidil qahhar. Bu yer boshqa yerga va osmonlar o'zga osmonlarga almashtiriladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va g'olib Allohga ro'baro bo'ladigan kun. Almashadi ham yo'q. Alloh azza va jalla Isrofil alayhisalomga shu vazifani bergan. Hadislarda keladi, og'ziga qo'yib turadi surni, ko'zi Allohning hukmi kelishiga bir muntazir bo'lib turadi. Alloh tomonidan kelganda puydaydi, butun mahluqot, butun jonivorlar hammasi halok bo'ladi. Ikkinchisi, ma'lum vaqtdan so'ng Alloh taolo Isrofil alayhissalomni tiriltirib, surga ikkinchi marta puflashlikka buyuradi. Isrofil alayhissalom ikkinchi marta puflaganidan keyin hamma o'liklarni Alloh azza va jalla tiriltiradi. Bu kunda insonlar dunyoda qanday bo'lishgan bo'lsa, yana o'shunday holatga qaytishadi. So'ng Alloh taolo insonlarni qabrlardan chiqishiga amr qiladi. Qabrlardan shoshilib chiqqan musulmon va kofir, munofiq hammasi qiyomatni qoyim bo'lganligini biladi. Endi qabrdan chiqqanda munofiqlar bilan kofirlar, birodarlar hasrat nadomat bilan holimizga voy deb yuborishadi. Astagfirullah. Qolu ya vaylana man ba'sana min marqadina hada ma va'ada ar-rahman va sadaqal mursalun. Ular holimizga voy. Kim bizlarni uxlayotgan joyimizdan uyg'otdi deganlarida ularga aytiladiki, mana shu Rahmon va'da qilgan و
ve peygamberler sözlegen rast narsa kıyamettir. Sonra Allah da olan amrige muvaffak, farişteler hamma halayıkını, takvalisini hem, asisini hem, özleriye has halatlarda hükümlerini kütüb duruşadigen, mevkif deyip ataradigen cahaya haydiydiler. Hamma toplanadı bir yerge. Bu yer buradalar, yumala bombiydi o günde. Hadislerde gelişçe, huddelik yaptısın geri tek giz buladı. Hiç kendi sahaya bombiydi o günde. Hemen bir yerge Allah da Allah topluydu. Estağfirullah. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا Takvadarlarını Rahman huzuruna mehman hayati etip toplayan günümüzde cinayetçilerini cehennemde çanka halları da haydiyemiz. Takvadarlar Allah subhanahu ve ta'ala'nı huttu mehmanı dek toplayıp abarladı ama asi kafirler ise cehennemde abarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlar kıyamet günü de yalangaç, yalang ayak, hatna kılınmayan halları da toplanadı dediler. Şimdi ajanımız raziyallahu anh'a, ya Resulullah, erkeği ayol bir yede bulsa, birini avratıya ikincisini közü düşmüydü mü? Dediler. Şimdi Resulullah ettiler, ey Ayşe, iş bazılarıya karıştan şiddetli rab oladı da, dediler. İmam Müslim rivayet. Yani yanında kim ketekeni körmüydü? Bu ayol erkek avratmaz. Dahşatlı kattıklıydan yanında bırak ketekeni körmüydü. Çünkü bugün insanların akıllarını aladıgan, hamiledarlar hamilesini taşa vuradıgan, akılları üç adıgan gün. Törtüncüsü, kıyamet günü buladıgan vakalarının törtüncüsü, mavkifte halayık ağır halatlarını baştan keçirip duradı. Hemme tik durgan halde, yalangaç halatta Rabbilerden hükümünü, büyürüğünü kütüb duruşadı. Şu halatta onların üstüge kuyaş cüda hem paskalı apge koyuladı. Bir mil balatlik apge koyuladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Miqdad ibn Asvat aytadı. Men Resulullah'ın şunu dediğinlerini eşitken ben. Kıyamet günü de kuyaş halayıkka yakınlaştırıladı. Hatta onlarge bir mil miqdarda bu kaladı. Süleyman ibn Amr aytadı ki Allah'a kasam ki mildan yerning masofasini mi yo u bilan ko'zga surma qo'yiladigan qalamni mi nimani tayinlay qilganligini bilmayman. Ya'ni shunga bir pas olib kelib qo'yiladi. Shunda Rasululloh aytadilar, insonlar amallari miqdorida terga botib ketadilar. Ulardan ba'zilari to'piqlarigacha ter ichida bo'ladi, ba'zilari tizzalarigacha, ba'zilari bellarigacha, ba'zilari esa ter mutlaqo ularni jilolab qo'yadi. Dedilar Rasululloh qo'llari bilan og'ziga ishora qildilar. 3 günü turuşumuz var. 3 günge barışımız hak. O gününü barılığı iman keltirgenem, 3 günge baradı, inkar kıyanem. Faras kılıylar, şöyde oturgenlerden, brantası, 100 yılı burun var mıydı? Bana şu yeryüzü de. Yok ha? Yeni şöyde oturgenlerde brantası, 100 yıldan ki kamiydi yeryüzü de. 3 gün hak. 3 gün anık turuptu. Ana şunday soya bo'lmaydigan kunda Alloh azza va jalla bandalarni mana shunday bir holatlarga solib qo'yadi. Endi qiyomat kunida hisob-kitob boshlanishini kutib turar ekan odamlar dunyoda qilgan gunohlariga yarasha, qilgan yomon amallariga yarasha o'zlarining terlariga botib turadi. Kimdir to'pig'igacha, tizzasigacha, kimdir umuman ko'milib turadi o'zini teriga. Hamma odamlar bir yerda tursa yer likopte tekis bo'lsa, qana qilib biri to'pig'igacha bo'lgan teri, ikkinchisi og'zigacha bo'ladi degan savol keladi kallaga. Birodar, payg'ambarimiz shunaqa bo'ladi dedilarmi? Bo'ldi, ishonib qo'yavering. Qabul qilib qo'yavering. Bu 55-57 kallangizni u oxiratda ishlariga yetadi hammasini idrok qiladi deb o'ylamang. Avora qilmang. Qabrga yotganda ko'z yetadigancha masofa katta etilib qo'yadi dedi. Qabr keng qilib qo'yiladi. Kelib gürzü bilan boshiga bururadi deyapti. Gürzüsini qana qilib ko'taradi. Voy, sen bu dunyoyini lapotkasi bilan oxiratda g'oratni chopaman dema. Rasululloh aytdilarmi? Qabul qilamiz. Shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Endi boyagi odamlarning terlari har xil bo'lishini qanday tushunish mumkin desa, ulamolar aytishadiki, birinchidan Alloh taolo har bir insonning
qadami ostidagi yerni uning yaxshi yo yomon amaliga yarasha baland past qilib qo'yadi. Shuning uchun har kimning balandligi, pastligi har xil bo'ladi. Ikkinchi berilgan ta'rif, ikkinchi so'z Alloh taolo insonlarni amallarga mos holatda guruh-guruh qilib to'playdi. Ba'zi guruhdagilar topuqlarigacha ter botib turganda, ba'zilar bellarigacha bo'ladi, ba'zilari chuqurroq. Xo'p, qanaqa bo'lganda ham biz iymon keltiramiz. Banda o'zidan chiqqan teriga cho'kib turadi. Bu Imom Muslimdan keltirgan hadis edi. Tamam, bo'ldi. Ana shunday bir soyasiz, issiq, mashaqqatli kunda Alloh subhanahu va taolo 7 toifani o'zining soyasida, arshining soyasida, rahmatining soyasida saqlaydi. U mana shunday bir marhamatga sazovor bo'lgan baxtli insonlar kimlar? U 7 xil inson qanaqa inson? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Sab'atun yudilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh." 7 nafarni Alloh azza va jalla o'zining soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda soyalantiradi. Kim? Istaylik mana shu 7 ta toifadan birontasiga biz to'g'ri kelib qolamizmi? Birinchisi imomun adil, odil imom, ya'ni odil boshliq, odil rahbar. Rahbar agar adolatli bo'lmaydigan bo'lsa, qiyomatda holiga voy bo'ladi. Ikkinchisi washabun nasha fi ibadati robbihi. Robbisining ibodatida bo'lib ulug'agan yigit. Yosh yigitki gunoh ma'siyatga kirmagan, ulgumagan kirib, yoshligidan ibodatga kirgan. Tirnog'ini qatishi ibodat bilan bo'lyapti, gunoh ma'siyat bilan emas. Keyingisi warajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Qalbi masjidlarga bog'langan odam. Avvalambor masjidga borib namoz o'qiydi. Shupurib tozalaydi. Masjidda obodonchiligiga hissasini qo'shadi. Qalbi masjidga bog'langan odam. Keyingisi warajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi. Ikkita odamki Allohning muhabbatini ustida jamlangan. Jamlanishi ham Alloh uchun, ajralishi ham Alloh uchun. Bitta shunaqa do'stingiz bormi? Alloh uchun do'st bo'lgansiz u bilan. Qarindoshingiz emas, qo'shningiz emas, birga katta bo'lmagansiz. Unga sizdan hech qanday bir foyda yo'q, Alloh uchun. Mana shular ham soyada turadigan odamlardan. Warajulun talabatuhu imra'atun zatu mansabin va jamalin faqala inni ahafulloh. Va bir shunday kishiki Allohning arshining soyasida turadi. Nasl-nasabli, mansabli, go'zal bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deya olgan kishi. Chunki Allohning arshining soyasida turadigan darajadagi maqom ekanmi, qiyin ekan bu. Sizdan faqat rozilik bor xolos. Hamma sharoit muhayyo. Sizdan faqat rozilik bo'lsa bo'ldi. Bu Yusuf alayhissalom qissasini bilamiz mana. Eshiklarni yopib haytalak deganida ma'azalloh, Alloh saqlasin, Allohdan qo'rqaman men dedi. Keyingisi Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Bu keyingi odam Allohning yo'lida infoq ihson qilgan odamki, o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga ham bildirmaydigan odam. Ihsonni maxfi qiladigan odam. Va oxirgisi warajulun zakaralloha holiyan fafadat ayna. Ya'ni shunday bir kishiki yolg'iz qolgan paytda Alloh subhanahu va taoloni zikr qilib ko'zlaridan yosh oqqan inson. Mana shu 7 ta odam hech qanday soya bo'lmagan kunda, bo'lmagan kunda Alloh taoloning rahmatida, Alloh azza va jallaning soyasida, arshining soyasida turadi. Mana shu arshining soyasi deganda Ibn Dinor aytadi, bu hadisdagi soyaning ma'nosi karomatdir degan. Ya'ni mazkur 7 toifa Alloh taoloning izzat ikromida bo'ladi ma'nosida tushuniladi. Yana ba'zilar hamma soyalar Allohning mulki. O'sha kunda Alloh ularni soyalantiradi. Jannatining soyasi bilan soyalantiradimi yo boshqa soya bilanmi, uni o'zi biladi deb aytishadi. Yana bu hadisdagi soyani Alloh taologa izofa qilinishi mulk ma'nosidagi izofa deb ham aytishgan. Mana odamlar mana shunday bir holatda, haloyiqlar mavqifda qilinib turganlarida Alloh taolo ularni tezroq mana shu mashaqqatdan chiqarishi, tezroq hukm chiqarishligiga
haris bo'lishadi. İzin berishlik uchun payg'ambarlarni shafoatchilikka shafoatchilik qilishiga o'tib boradilar. Odam alayhisalomga boradi. Odam alayhisalom qabul qilmaydi. Nuhga boringlar deydi. Nuh alayhisalomga boradi, qabul qilmaydi. Musoga boringlar deydi. Ibrohimga boringlar, Iso alayhisalomga boringlar. Oxiri Muhammad alayhisalomga kelganida Muhammad sallallohu alayhi vasallam Robbisi subhanahu va taolodan shafoat qilib odamlarni hisob kitob qilishligini so'raydi. Shunday qilib hisob kitob boshlanadi. Hisob kitobdan oldin bandalarni qo'llariga kitoblar beriladi. U qanaqa kitob? Dunyoda qilib o'tgan ishlarini yozilgan, bitilgan hisoboti. Tafsilotlar juda ko'p. Biz umumiy suratda aytib qo'yapmiz, lekin boyaga aytganimizdek, avvalgi darslarimizdan olib eshitsanglar bo'ladi. O kitoblar kimgadir oldi tomonidan, o'ng qo'lidan beriladi. Kimgadir orqa tomonidan, chap qo'ldan beriladi, lekin kitob albatta beriladi. Albatta beriladi. Undan tashqari yana ochiq kitob ham chiqariladi. Va bu ochiq kitobda qilingan barcha amallar aniq qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. So'ngra unga kitobini olgan odamga kitobingni o'qi, o'zingga qarshi o'zing yetarli hisobchisan deyiladi. Qur'onda xabari bor buni. Astag'fir billah. Va kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi va nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqro kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. Qiyomat kunida unga ochiq holda uchratadigan kitobni, nomayi amalni chiqarib berarmiz. Unga aytilur: "Kitobingni o'qi. Bugun o'z shaxsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir." Odamlardan bekitib qilgan gunohlar bor. Hiç kim körmegen, hiç kim bilmegen, üddasdan çıkkansız, hiç kimi bildirmegensiz, mahfi bo'lgan. Ama şu günahını, şu azalar bilan qilgan misiz? Al-yamma naxtimu ala afvahihim. Biz o günde ağızlarını muhurlaymiz, kol ayağlarını gapirtiramiz, qilgan işlerine güvahli beradi deydi. Mana şu azalarımız güvahli beradi biz zararımızı, qilgan günahımızı. Sonra, bandalarni mana shu dunyoda qilgan savob va gunoh ishlariga birma bir hisob kitob qilinadi. Hisob kitob qilishda ham Alloh taolaning marhamati bo'ladi mu'minlarga. Qilingan savob amallar ko'paytirib yoziladi. Ammo gunohlar boricha o'lchanadi. Hech kim jannatga qilgan amali bilan kira olmaydi birodarlar. Rasululloh shu so'zni aytganlarida "Vala anta ya Rasululloh" Sizi ham amaliz, cennetke kirip geçtiğinizde kifaya kımıydı mı deyişkeni deyişkeni de, vala ana deyişkeni. Mini ham amalim cennetke kirişlikke kifaya kımıydı, illa en yetegammadani Allahu bir rahmetihi. Fakat Allah meni rahmeti bilan ura vagende kiremen deyişkeni. Estağfirullah. Men ca'a bil hasenati falahu hayrun minha, ve men ca'a bis seyyedi falah yüzzellezine amilu seyyiati illa ma kanu ya'malun. Allah bizga adolat qilmasin qiyomat kunida. Allah bu dunyoda ham adolat qilmasin bizga. Adolat qilish nima? Siz nimaga loyiq bo'lsa, shuni berishi adolat. Siz nimaga loyiq bo'lsa, shuni bersa adolat bo'ladi. Biz nimaga loyiq bo'lsak, Alloh uni bersa biz qirilib ketamiz yer yuzida. Allohning fazli bilan yuramiz birodarlar. Kim savobli amal bilan kelsa, bas uning uchun undan da yaxshiroq mukofot bo'lar. Kim günah bilan kelsa, bas günahlarını qilgan kimseler fakat özleri qilgan qilmishlari barobarada yine cezalanırlar. Allah'ın merhametini ko'ring. Bitta qilgan yaxshiligingizni 10 tadan 700 tagacha ko'paytirib yozadi. Lekin günahingizni bitta günahını bitta deb yozadi. Agar adolat qilganida bitta günahını bitta deb yozgandek, bitta savobdan bitta deb yozish kerak edi. Agar adolat qilsa, bitta savobni 700 ta yozgandaqa, günahni ham 700 ta yozish kerak edi. Demek Allah bizga adolat qilmas ekan, Allah bizga fazil ko'rsatar ekan. Qiyomat kuni bo'ladigan ishlarning keyingisi hisob kitob tugagandan keyin hamma odamlar ana shu qilib o'tgan amallarni o'lchaydigan taroziga ro'baro bo'ladilar. Bu tarozini payg'ambarimiz ikkita pallasi bo'lishini aytganlar. Bittasiga savob, bittasiga gunoh. Kayfiyati Alloh biladi. Borganda ko'ramiz. Borganda albatta ko'ramiz birodarlar. Uni borligi ishondingizmi, ishonmadingizmi ko'rasiz. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda aytadi. Astag'fir billah.
ve nada'ul mevazinel kıstal yevmil kıyama fela tuzlamu nafsun şey'a ve in kâne mithkâle habbeti min hardalin ateyna biha ve kefe bina hasibin. Biz kıyamet günü için adaletli taraziler koyuyoruz. Biz birer canga zerreçe zulüm kılınmaz. Eğer hantal uruğu dek bulsa hem kıyan yakşıyam amalı üşanı keltiriyoruz. Biz özümüz yeterli hesap kitap kılışıdırmız. Kıyamet günü buladığın amallarının keyingisi. Kıyamet günü buladığın işlerinin keyingisi tarazudan öttü adamlar indi sırat köprüden ötüşleyi gerek. Sırat dozak üstüye koyulgen ingiçke köprüyü buladı. Ondan adamlar dünyada kıyan sahabli amalları yaraşı ötüşedi. Kimdir çakmak urgen de götüp getirdi tezliği bilen. Kimdir şamal esken de götüp getirdi. Kimdir üçkür atını mingen de götüp getirdi. Kimdir amallarını süslü yakarıp durup ömelegen de götürdü. Lekin pasıda cehennem buladı. Ama öte amidiganlar, günah köbüganlar tökülüp cehennem götüşedi. Bu hakkıda hadiste etilingen peygamberimiz etediler. Allah tebareke ve teala insanlarını cemleydi. Mumunlar cennetki yakın cahide türediler. Onlar Adam aleyhisselam yanına gelişedi ve ey atamız bizlerce cennetine açışını sorab verin deyişedi. O sizlerini cennetten otengiz adamın hatası çıkarmayan mıydı? Men münge egeymez men. Sizler oğlum İbrahim Halilullah'ın yarın yobarıyla deydi. İbrahim Halilullah'ın aldığı gelişedi. Bu uluğ zat men münge egeymez men. Bunda yüksek derecedeki halil bulmayan men. Sizler Allah Ta'ala'nın özü onge mutlak yapırken Musa'ya varıyorlar deydi. Ular Musa'nın yanına geldiler. O, men bunge giymez men. Allah'ın kelimesi ve ruhu İsa'nın aldığı varıyorlar deydi. İsa aleyhisselam, men bunge giymez men deydi. Bas ular Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruna geldiler. Uzat turadılar ve uzat izin verildi. Özü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaş görüşükimiz bizi imanımızı belgesi buradalar. Biz Peygamberimizi uzat bizden hohla gençleri yaş görü olmayıp biz. Sebabı tanımıyımızda kıyamet günü de özüm mü canım, özüm mü canım, özüm mü canım dedi. Peygamberlerim, ata analarımızdan, balalarımızdan. Hemme özünü canını oylayıp dururken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz bilen bizi canımız yarın buladı inşallah. Peygamberimizin hadisleri var. Her bitti peygamberini dünyaya gelen. Dünyada icabat buladığın bitteden duası bugün. Özü peygamberlerde hamasının duası icabat. Lekin bitteden dua bugün anı icabat bu. Dua kılışı icabat bugün. Nuh aleyhisselam çöktür vardı hemen. Muhammed aleyhisselam etediler. Men bana şu duayımını kıyamatka yap koydum. Ümmetimi Allah'tan sorayım ben dediler. Siz öz yüzü can izgen paydası değmezden. At izgen bal izgen paydası değmeyi turgen payette. Allah Azze ve Celle Peygamberimizin bana şu şefaatini, bana şu duasını sizin üstünüze hakkıladı inşallah. Çünkü yaş göreli Peygamberimizi. Amanet ve karındaşlık öz haliye koyuladı. Onlar sıratının on ve çap tamamları getirip aladılar. Sizlerinin evvelgileriniz çakmak gibi ötediler. Men ota anam fida olsun. Kaysi narsa çakmak gibi ötedi dedim dedi sahaba. Resulullah ettiler. Çakmağının köz yumup açgınca kanday ötüp geçişini görmeyen mi sen? Söngüre şamalının ötüş gibi, söngüre kuşunun ötüş gibi ve amelleri yürütürüyorken kişilerinin südüreliş gibi ötediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat üstü durup Rabbi sellim, sellim, kutkargin, kutkargin deyip duradılar. Hatta bandalarının amelleri onlarını hareketlendirip alıştan, alıp ötüşten aciz kaladı. Hatta yürüyüşe kuvvet yetmeyen, fakat sudralıp hareketlenen kişi geldi. Yani dediler, Sırat'ın iki çetide büyürülgen kimsenin tüşüge tayin kılınıp asıp koyulgen çengekiler buladı. Bas tırnalgenler, yani tırnalı bozan ve tüketkenler, nacat topuçular toplanıp kalgenler dozaklar dedi. Abu Hurayra'nın canı, onun kolu da bulgen zatke kasam ki, elbette cehennemin karı 70 küz, yani 70 yıllık mesafe dediler. İmam Müslim rivayet. Kıyamet günü buladı gençlerin kengisi, kafir münafıklar sırattan pasya kuleydi. Cehennemdeki abadi manzillerin egelliydi. Şimdi bazı asi mumlar ham günahları sebepli dozak geçişedi. Lekin kalbide imanı barıken, onlar geçişlik izin verildi. İmanı baradan dozakta abadi kalmıydı.
İmanı bor adam dozaqda abadi qolmaydi. Sirotdan sog' salomat o'tib olgan mu'minlar to'g'ri jannatga kirib keta olmaydi. Jannat eshigini oldiga borib turadi, endi o'zaro bo'lgan oldi berdilari, qarzlari, g'ibatlari, tuhmatlari, shunga o'xshagan gunohlari bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo ularni bir-birlaridan rozi qiladi. Ularning hammasi bir-biridan rozi bo'lib, qalbida hech qanaqa gina kudrat qolmasdan o'zaro samimiy mehr muhabbatli bo'lgandan keyin abadiy rohat farog'at maskani bo'lgan jannatga kirishlikka izn beriladi. Abu Said al-Hudriydan u kishi payg'ambarimizdan rivoyat qiladi. Mu'minlar dozoqdan xalos bo'lganlaridan so'ng jannat va dozoq orasidagi ko'prikda to'xtatib turiladilar. Ularning ba'zilaridan ba'zilariga dunyoda oralarida bo'lgan adolatsizliklari qasosi olib beriladi. Qachon yaxshilansalar va pokiza bo'lsalar, ularga jannatga kirishga izn beriladi. Muhammadning joni uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularning har biri jannatdagi turar joyini dunyoda bo'lgan turar joydan ko'ra yaxshiroq topib boradigan bo'ladi. Buxoriy rivoyat. Jannat ahli jannatga, dozoq ahli dozoqga kirib joylashib bo'lganidan keyin o'lim olib kelinadi. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qachon jannat ahli jannatga, dozoq ahli dozoqga o'tsalar, ya'ni dozoqga tushgan mu'minlar ham chiqib bo'ldi. Qalbida zarracha iymoni bor oxirgi mu'min ham chiqib jannatga kirib bo'ldi. Endi jannatga kiradigan kishim qolmadi. Qachon jannat ahli jannatga, dozoq ahli dozoqga o'tsalar, o'lim keltiriladi. Hatto jannat va dozoqning o'rtasiga qo'yiladi. So'ngra u bo'g'izlanadi. So'yib yuboriladi. U o'lim qo'chqor ko'rinishida olib kelinadi. So'ngra bir nido qiluvchi: "Ey jannat ahli, o'lim yo'q. Ey dozoq ahli, o'lim yo'q", deya nido qiladi. Jannat ahlining xursandchiliklariga xursandchilik qo'shiladi, dozoq ahlining qayg'ulariga qayg'u qo'shiladi. Buxoriy rivoyati. Shunday qilib hamma o'zini abadiy maskanini topadi. Saodatli insonlar jannatni, shaqovatli insonlar jahannamni. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.